Merhaba, hafta ortası altın yorumumla karşınızdayım. Bugün 20 Mayıs Çarşamba ve saat 18.33. Öncelikle ons altından başlayacağız her zaman olduğu gibi. Ondan sonra gram altına bakacağız. Çünkü asıl belirleyici olanın burada ons altın olduğunu defalarca söyledim. Bazı arkadaşlar sadece gram altından ilgileniyorlar, yanlış yapıyorlar. Şimdi ons altında hafta sonu yapmış olduğum analizde hatırlayacaksınız. Şöyle demiştim yani. Kritik bir yere geldi fakat bu kritik yerin üzerine gidip gitmeyeceğini Amerika açıldığı zaman biz ancak anlayabiliriz. Çünkü Amerika açıldığı zaman satışlar gelebiliyor. Amerika belirleyici oluyor altın fiyatlarına. Çünkü Asya seansındaki yükselişler kalıcı olmayabiliyor. Ve yani aynen bu şekilde Asya seansında yükselişler oldu ve hemen de Amerika açılınca satışlar geldi. Şöyle göstermek istiyorum. İşte şurada Amerika açıldı ve satışlar geldi. Düştü buradan aşağıya ve ondan sonra tekrar yükselmeye başladı. Fakat şu çizmiş olduğum çizgi, şurada mesela yükseldiğini görüyorsunuz. Şu iki tepe yükseliyor. Aşağıda da RSI var. RSI'daki tepe ise aşağı doğru geliyor. Yani bir tanesi yukarı doğru giderken bir tanesi aşağı doğru geliyor. Yani burada wave trendde bize bir sat vermiş. Yani bir uyumsuzluk oldu. Wave trend osilatörü sat verdi. Ons altın aşağı geldi. Gelmesiyle beraber de tekrar çıkmıştı ve yukarı ancak 1748'e kadar gelip burada kalmış görünüyor. Yani buradan ne anlamalıyız? Yani burada bu Başkan Trump'ın Çin'le olan ilişkileri keserim tehdidiyle bu altında bir yükseliş başlamıştı. O yükselişte geldi o 1748 tepesinin üzerine de atmış olsa da tekrar o 1748'in altına geri çekildi. Şimdi gene orada. Yani burada bir düşmek istedi fakat şu anda bir konsolidasyon sürecine girdi. Neden konsolidasyon sürecine girdi? Şu iki tane çizgiyi görüyorsunuz. Bunlar çok büyük. Arka arkaya çok uzun hatta şeyler. Şöyle Mayıs ayından beri bakacak olursanız böyle arka arkaya bu kadar uzun olan veya tek bir tanesinin uzunluğu bu ikisi kadar olan bir dönem yok. Yani Mayıs ayının altında en yüksek volatilite olan günlerini yaşıyoruz. Bugün, bu geçtiğimiz iki günde yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bu kadar volatilitenin olduğu yerde de çok belirsizlik olur yani. Buradan kafadan yukarı gider veya buradan kafadan aşağı gider denemez. Bunun biraz durulması gerekiyor. Bu volatilitenin azalması gerekiyor. Bu da nereden baksanız bir iki gün daha sürebilir. Yani Perşembe, Cuma'yı bulabilir. Yön konusunda bize bir şey söyleyebilir. Ons yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek? İki gün sonra belli olur diyorum ben. Çünkü şu anda çok yüksek bir volatilite var. Normal şartlarda bugün böyle bir yorum yapmamak gerekir. Çünkü bu volatilitenin bitmesi gerekir ki bir şey söyleyebilelim. Ama şu anda işte takipçiler de istiyorlar. O yüzden iki gün daha bekleyeceğiz. Yön konusunda karar verebilmek için maksimum diye düşünüyorum. Yani iki güne kadar belli olur. Ya buradan böyle aşağı doğru gelecek ki öyle olmasını bekleriz yani. Çünkü zaten bu Çin hikayesiyle çıktı. Yani bu adam hakikaten bu şeyi kesmeyecekse ilişkileri falan o zaman tekrar aşağı gelmesini bekleriz yani. Şimdi gelelim gram tarafına. Gram tarafında zaten şöyle bir yapı oluştu. Böyle bir işte omuz baş omuz denilen şey bu. Düşecek demek değil. Bu şu 381'den geçen şey şöyle gelip 377'yi gelip de buradan daha aşağı gidecek olursa bu yapı tamamlanmış oluyor. O zaman işte hedefini gösteriyor size. Ne kadarmış? 396'dan 373'e kadar mesela şöyle hatta şöyle evet 376 diyelim. Yani 20 kuruş daha buradan ondan sonra düşüşler gelebilir demek hedef olarak. Eğer şu yani 376'ya falan gelirse demek ki ne oluyor? 356'ya mı denk geliyor? Evet işte 350'ye falan şuralara kadar düşüşler gelebilir demek. Eğer olursa olacak demiyoruz. Dolayısıyla bunun olması için ne olması gerekiyor? Ya dolar TL'nin daha çok düşmesi gerekiyor ya ons'un daha çok düşmesi gerekiyor. Ons'da belirsizlik var. Geriye kalıyor dolar TL. O da bir destekte. Dolayısıyla orada da evet işte kesin falan diye bir şey söyleyemiyoruz ama
Orada da yani biraz buralardan tepki gelebilir ama yön aşağı dediğimiz için şu anda gram altında, yani ons altında belirsizlik var. Gram altında da bence bir al durumu yok. Buradan gram altına alınır mı? Bence alınmaz. Satılır mı? Burada bir sat yok mu? Var şu anda sat. Var zaten. Şu günlükte şöyle bir sat oluştu. Bayağı da bir aşağı geldi. Yani daha evvelden belki satmanız gerekiyordu. Elinizde varsa belki biraz azaltılabilirdi buradan. Bilemiyorum şu anda ama yani o ons altındaki görünüm belli olsun. Eğer ons altın düşüyorsa o zaman gram altında da satmak gerekebilir. Çünkü yön işte bu omuz baş omuz formasyonu da o zaman tamamlanmış olacak. Daha da aşağılara altının düşmesini bekleriz böyle bir durumda. Çünkü yani görünüm çok iyi değil zaten şu anda. Şu 21 günlük Kaufman'ın da bakın altına gelmiş durumda altın. Görünüm iyi değil. Günlükte 4 saatlikte de işte zaten net olarak altında işte görülüyor. Şurada günlükte altında böyle geldi. İşte 4 saatlikte de altında oraya da geldi. Günlükte mesela bizim bir takip ettiğimiz süper trend vardı. Ona bakalım. Bunu da 3'te takip ediyorduk galiba değil mi? Evet 3'te takip ediyoruz. Yani o süper trende göre fena değil şu anda. Ama işte süper trend içerisine kadar dedi ki 356 oraya kadar geri çekilmeler olabilir. Altında bu şeyler olacak olursa yani ons'taki bu durumlar olacak olursa. Eğer böyle bir şey olursa hafta sonunu beklemeden ben bir analiz daha yaparım ama cuma günü olacak olursa tabii biliyorsunuz ben cuma günleri analiz yapmıyorum. Çünkü cumartesi muhakkak yapıyorum. O zaman cumartesi üzerinden geçeriz. Yani bugün veya yarın böyle bir şey olacak olursa değerlendireceğim ama cumaya kalırsa bu belirsizliğin aşılması o zaman hafta sonu görüşmek üzere diyorum. Bugünlük de bu kadar.